أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hicr suresi 24. ayet kerimeden devam ediyoruz. وَلَقَدْ هَمْ وَهَمْ لَا هَمْ لَا هَمْ قَدْ bir vurgu bir tehdit ifadesi. عَلِمْنَا bu bildik anlamda tek başına, yani alim ne derken şuradaki neden dolayı biz bildik ama genel anlamda biliyoruz diye çevirmek mümkün. El müstakdimine önce geçenleri, daha önce geçip gidenleri, minkum sizden, mindanden, kum siz sizden, ve lekad alimne yine lakat and olsun muhakkak kesinlikle gibi vurgu tehdit ifadesi. Alim ne? Biz yine biliyoruz. El müstehrin. Sizden sonra gelecekleri, yani geç kalanları gibi. Onlar da muhakkak biliyoruz. O zaman toparlayacak olduğumda biz muhakkak kesinlikle Kur'an-ı Kerim meallerine bazen and olsun celalim hakkı için, şanım hakkı için gibi görmek mümkün lakat ifadesini. Biz muhakkak sizden önce gelip geçmiş olanları ve sizden sonra geleceklerde biliriz. And indeed, bu indeed'i Arapçasını bu şekilde celalim hakkı için, şanım hakkı için gibi çevirdiğimiz için bu şekilde çevirmek mümkün. Muhakkak, kesinlikle de diyebiliriz. We know the first, biz biliriz the first generations of you, yani sizin ilk nesillerinizi, who had passed away. Pass away ikisi beraber ölmek anlamında, geçip gitmek ölmek. Yani sizden önce gelmiş geçmiş nesilleri, ilk nesilleri biliriz. And indeed, ve yine and olsun, we know the present generations of you, yani şu anki mevcut nesilleri biliriz diyor. Burada müstahkirini gelecek şeklinde almamış ama şu an bunlar da sonrakiler olarak kabul ediliyor. You mankind and all those who will come afterwards. Aynı zamanda da sizden sonra gelecek olanlar da. Yani şu müstahkirin ifadesi aslında geç kalanlar. İngilizce'de bu hem şu anki hem de bundan sonra gelecek nesilleri kapsayacak şekilde ele alınmış. Dolayısıyla kimse, yani bilinmeyen kimse kalmıyor. Allah herkesi biliyor. Ve inne rabbeke, inne şüphesiz, ardındaki ismin son hareketini şu şekilde eliyor. Rabbe. Ke de onun zamiri oluyor. Yani sahiplik, iyilik zamiri. Hatta iyilik sıfatı diyebiliriz. Ve inne rabbeke, senin Rabbin, huve, odur. Yahşuruhum. Yani senin Rabbin onları toplayacak olandır. İnnehu şüphesiz o hakimin, hakim, her işi hikmetli olan, alim, yine bilen, bilen. And verily your Lord, senin Rabbin will gather them together, onları bir araya toplayacak. Truly, doğrusu, he is all wise, yani o her işi hikmetli olan, all knowing, aynı zamanda her şeyi bilen. Ve lakat, yine and olsun, lakat. And olsun. Ve and olsun. Halaka ne? Yarattık. Yine bakın sonda ne var? Yarattık derken. Halaka ne? İnsane. İnsanı yarattık. Min salsalin. Bu kurumuş çamur gibi. Min hameyin. Yine kil. Mesnun ise değişen. Bunu topluca şu şekilde diyebiliriz. Biz insanı balçığın kuru çamurundan yarattık. Yani şurası kuru çamur. Min hameyn mesnun, değişken balçığın diyebiliriz. Kuru çamurundan yarattık. And we indeed, we created man, insanı yarattık. From dried, kuru, sounding, güçlü, ses veren gibi alınmış. Ama bu daha çok buradaki sound, yani güçlük o şekilde diyebiliriz. Clay o kilinden, altered mud, yani değişmiş çamurundan, mud çamur demek. İnsanı bundan yarattık.
vel cenne ve cinleri halaknehu cinleri yarattık min qablu bundan önce min naris semum yani onda nedir dumansız ateşten ya da ateşin dumansız yalazından gibi diyebiliriz. Evet, and the jinn, cinleri, we created aforetime, daha önce aforetime yarattık, from the smokeless, dumansız, flame, bu flame, bir alev, yalaz anlamına gelen bir ifade, o fire, yani ateşin dumansız alevinden cinleri yarattık. Ve izgale, hani Rabbuke, senin Rabbin lil melaiketi yani ve izgale hani gale demişti Rabbuke, senin Rabbin burada Rabbuke, bu ifadenin öznesi olduğu için Rabbu diye bitiyor. Nesne olunca biliyoruz, eğri. Tümleç konumda olunca da iyili bitiyor. Gale Rabbuke, yani senin Rabbin lil melaiketi melekler için. Yani aslında meleklere dedi derken gale li şeklinde kullanılıyor. Ama li'nin anlamı için demektir. Ardındaki ismin sonra kesin iyiliği yapıyor. Rabbim meleklere demişti. İnni şüphesiz ben halikun yaratıcıyım. Beşeren insan yaratacağım. Aynı şekilde yukarıdaki gibi min salsalin kuru çamurdan. Min hameyn balçığın mesnun. Yani değişken balçığın kuru çamurundan bir insan yaratacağım demişti. And remember when your Lord, hatırla, when your Lord, when'in normalde dığında, dinde gibi anlamda. Ama bunu Rabbinin dediğini hatırla şeklinde, şu şekilde, remember when dediği zamanı hatırla gibi çevirmek mümkün. Ama when your Lord set the angel, senin Rabbin meleklere dediğinde, I'm going to create, yaratacağım. Şu, I'm going to ifadesi, acak ecek anlamında, hep beraber. Be going to feel it. I'm going to create a man. Bir adam yaratacağım. Adam, Adem'i from dried sounding clay. Yani kuru, güçlü. Clay of altered mud. Değişmiş, değişken çamurun. Değişken çamur kilinin kurusundan bir insan yaratacağım demiştim. Ve bunun ardından ize sevveytu ize dığında deyince sevveytuhu ona şekil verdiğimde ve nefaktu üfürdüğümde fihi ona üfürdüğümde min danden min ruhi ruhumdan ona üflediğimde ve bu izlenin devamı fe kav'u kapanın lehu secdin ona secdeye gidin, onun için secde edin. Evet, Rabbimiz böyle söylemişti. So, when I have fashioned, ben şekil verdiğimde, him completely, tamamen, and breathed into, yani ona nefes verdiğimde, him, Adam, the soul which I created for him, yani kendisi için yarattığım ruhu ona üflediğimde, and then sonra fall you down, siz kapanın, prostrating, secde ederek, yourselves unto him, kendinize ona secde ederek kapanın. Tabi bu ifadeyi secde edin diye çevirmek mümkün. Ve bunun ardından akabinde ya da bu yüzden bundan dolayı da denilebilir. Secede, secde ettiler el meleketu melek. Tabi melekler burada özne olduğu için meleketu şeklinde geçiyor. Burada kelimesel olarak şöyle baktığımızda aslında meleketu kelimesi müennes yani dişil bir kelime ama bunun fiili çoğul müenneslerin şeyi değildir bakın. Secede tekil bir isim kullanılıyor burada. Secedel meleketu. Yani melekler secde etti. Burada da dil bilgisi olarak farklı bir durum söz konusu. Kulluhum. Mesela diğer şeylerde de mesela melekler dedi derken galu ifadesi kullanılır.
şey denilmez yani gulne denilmez. Böyle de bir Kur'an-ı Kerim'de ilginç bir durum vardır. Tabii Kur'an-ı Kerim'de böyle aslında normal Arapçanın dil bilgisi kurallarının ötesinde durumlar söz konusu. Tabii şöyle de söylenir. Aslında Arapçanın dil bilgisi Kur'an'dan sonra şekillenmiştir gibi denilir. Bazı istisnai durumlar da vardır. Onları da bilelim. Onların tamamı ecmeun, yani hepsi ecmeun, tamamen secdeye kapandılar. So the angels, melekler, prostrated themselves, secdeye kapandılar. All of them together, onların hepsi birlikte secdeye kapandılar. İlle hariç, iblise, iblis hariç. Ebe reddetti en yekune. Burada en makmek anlamında ve ardındaki fiilin son hareketini şekilde eyle yapıyor. En yekune, normalde yekunu, olmayı reddetti. Me'a secidin, me'a beraber anlamında, me'a secidin, secde edenlerden olmayı reddetti. Except iblis, iblis haricinde Satan, he refused, reddetti. To be among, olmayı reddetti. Among the, bu among arasında demektir. Among the prostrators, yani secdeye kapanların arasında olmayı reddetti. Gale dedi, ya iblis, ey İblis, me, ne, leke, senin neyin var? Elle tekune, olmamak konusunda, yani me secdin, yani senin neyin var da sen secde edenlerle beraber olmuyorsun? Ya da secde edenlerle beraber olmamanın sebebi, olmamak için neyin var gibi diyebiliriz. Tabii buradaki soru sebep sorusu. Allah said, o iblis söyledi. Satan, what is your reason? Senin sebebin nedir yani? For not being, olmamak için, among the prostrators. Yani senin secde edenler arasında olmamak için sebebin nedir? Gale bu sefer iblis konuşuyor. Dedi, lem. Lem madimedi anlamında ardındaki fiilin son hareketini değiştirdi. Normalde burası ekunu iken hem şuradaki vav uzatmasını hem de neyi düşürmüş. Lem ekun, olmadım. Li mak için şeklinde li escude, li de ardındaki fiilin son hareketini değiştiriyor. Secde etmek için olmadım. Tabii bunu secde edenlerden olmadım gibi alsak daha doğru olur. Burada da yine li var. Bakınız, li şurada bir fiilin önüne gelmiş. Fiilin son harekesini el yapmış. Burada ise li bir ismin önüne gelmiş. İsmin son harekesini ili yapıyor. Tabi ismin önünde el olmadığı için inli oluyor. O zaman li için bunu tekrar söyleyelim. Li hem bir ismin önüne gelebilir hem bir fiilin önüne gelebilir. İkisinin de son harekesini değiştirir. Li beşerin, ben bir insan için, halakatehu, yarattığın insan için. Tabi burada beşerin ardında fiil geldiğinde şöyle bir durum oluyor. Tanımlanacak, yani beşerin halakta, yarattığın insan. Kendisini, şu da hu da kendisi anlamına geliyor. Kendisini min salsalin, kuru bir çamurdan, min hame'in, yine balçık ve mesnun, bir şeyden yarattığın, değişken balçığın kuru çamurundan yarattığın bir insana secde edecek değilim diye iblis de bu şekilde söylüyor. İblis, Satan, Sat. I'm not the one. Ben değilim. To prostrate. Yani secde edecek kimse değilim. Myself. Kendimi. To a human being. Bir insana. Whom. Bu whom da the, the anlamı katıyor. Yani Arapçada şu in'den sonra, yani bu en, in, un da olabilir. Ardında fiil geldiğinde the, the, an, en gibi anlam oluyorken bu ifade İngilizce'de whom'la. Human being aslında burada whom hiç olmasa da olabilir. Tabii o zaman şu virgül de kaldırmak durumundayız. You created from, yarattın from dried, kuru, sounding, güçlü, clay of, kilinden, of altered mud, yani değişken çamurun, kilinin kuru kısmından, o şekilde toparlayabiliriz
toparlayalım. Kuru kısmından yarattığın kimseye secde edecek değilim. Gale dedi. Bu sefer Rabbimiz konuşuyor. Dedi. Gale. Fe. Fe'nin anlamı aslında öyleyse buradaki anlamıyla. Tabii birçok anlam olduğunu söylemekte fayda var. Fe bu yüzden, bundan dolayı. O zaman nedir? Okudukça o anlamları göreceğiz. Hatta burada meallere de bakabiliriz. Yani burada fe var ama acaba ne anlamda kullanılmış diye. Normalde burası okuruc olacakken fe'den dolayı fe kuruc, çık. Minhe, min dandan demek. He ise o, ondan. Yani burada cenneti kastediyor. Fe, artık buradaki fe ile artık diye alıyoruz. İnneke racim. Sen artık kovulmuş, lanetlenmiş, taşlanmış bir kimsesin diye Rabbimiz İblis'e bu şekilde söylüyor, şeytana. Allah said, then, öyleyse, Allah dedi, then, öyleyse, get out from here. Buradan çık. For verily, doğrusu, you are regime, yani for çünkü anlamında, you are regime, sen an outcast, outcast, kovulan anlamında, for a cursed one, cursed ise lanetlenen, sen kovulmuş, lanetlenmişsin, dedi. Ve inne aleyke. İnne şüphesiz demek. Ardındaki ismin son hareketini eğri yapıyor. İnne. Burada da şu aslında bu bir isim değil. Aleyke. Senin üzerine demek. Hani kum olsa sizin üzerinde demek. Ale, aleykum dediğimizde sizin üzerinde. İn ve inne aleyke. Senin üzerine el lanete. Lanet vardır. Şu e'yi kastediyorum. Yani in dedikten sonra şurası e'li bitiyor. Te. Lanet vardır. İle yevmiddin. İle a-e demek. Bu da ardındaki ismin son hareketini iyiliği yapıyor. Yani hesap gününe kadar senin üzerine lanet vardır diye Rabbimiz şeytana bu şekilde söylüyor. And verily, doğrusu, the curse, lanet, shall be upon you. Senin üzerine olacak. Till e kadar, the day of recompense. Yani hesap gününe kadar. The day of resurrection, yine yeniden dirilme gününe kadar lanet senin üzerine olacak. Bu sefer İblis şöyle söylüyor. Gale dedi, Rabbi. Rabbim diyor. Bakınız İblis bile Rabbim diyor. Ve aslında şurada bir ye olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'de hep bu şekilde geçtiğini görebiliriz. Yani Rabbi diye. Ama Rabbi, hani ye olduğu vakit benim Rabbim anlamına gelir. Ve bu şekilde öyleyse entezir ni, yani şey pardon, enzir ni, bana mühlet ver, enzir ni. Bu mesela unzur olursa bak anlamındadır, aynı kelime unzur, ama enzir ni olunca bana mühlet ver, ile ae yevmi, güne kadar, yub'asun, yani onların diriltileceği güne kadar bana mühlet ver. İblis satın sat. Oh my Lord, benim Rabbim, give me. Öyleyse, then respite, bir dinlenme ver yani. Mühlet, till the day, güne kadar. Day, the dead, yani ölülerin, will be resurrected. Yani ölülerin yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Bunu İblis bu şekilde söylüyor. Gale, bu sefer Rabbimiz diyor ki, gale, fe inneki, tamam, yani den öyleyse inneke şüphesiz minel munzarim. Tamam sen mühlet verilenlerdensin. Allah said, Allah söyledi. Then verily, doğrusu you are of those, sen an kimselerden, yani of those, o kimselerden reprieved. Ya da evet, bu kelime reprieved şeklinde okunabilir yani. Ama emin değilim onun okunuşundan. Evet, you are of those reprieved, şey reprieved diyelim. O mühlet verilen kimselerdensin, dedi. İle yevmi, güne kadar, yevmül vakti, yani yevmül vakti, vaktin gününe kadar, el ma'lum, bilinen
günün vaktine kadar diyebiliriz ya da bilinen vaktin gününe kadar. Till the day or time, zamanın yani vaktin appointed, atanan, bilinen gününe kadar sen mühlet verlensin şeklinde buyuruyor Rabbimiz. Burada kalalım. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam etmek nasip olur. Hata etmişsek hatalarımız affolsun. Sadakallahül azim.